Lamia, geç bakalım antenin başına. Aç biraz, aç. Tellerin arasını aç. Biraz da yukarı kaldır. Olmuyor be. O kadar çalışıyorsun. Sosyetik karıların saçlarını maçlarını şey diyorsun. Bir sürü başlık koparıyorsun. Bir günde evine anten almak aklına gelmiyor. Yazıklar olsun. Yiyen diye bağrımıza basıyoruz. Düzgün tut şunu. Kaldır biraz. Semiha, git şu köftelere bak. Pişmiştir artık. Biraz eğil. Eğil, eğil. Eğil. Şöyle, şöyle, şöyle. Kızım, düzgün tutsana şunu be. Kolum yoruldu efendim. Öteki elinle tut. Ama yaralandım efendim, biliyorsunuz. Bak, bak, bak. Yaralanmışmış. Süpermencilik oynarken bana mı sordun? Herifin biri kadının birini kaçırıyor. Sen de kahramanlık yapıp adamın arabasının anahtarını çalıyorsun. Dua et, sadece yaralanmışsın. Düzgün tut şunu be. Tutamıyorum, olmuyor efendim. Beceriksiz. Canım acı efendim. Bak hala konuşuyor, beceriksiz. Ne oluyor burada? Sen de kimsin be adam? Kim bu adam Lamia? Avukat amca. Hani o avukat amca. Ben avukat Nazmi. Ooo. Avukat Nazmi'ye gelmiş. İsminizi duymuştum. Hoş geldiniz. Düşündüm. Yani duman. Buyurun. Biz de akşam yemeği yiyorduk çocuklarla. Kaynananız seviyormuş. Siz kimsiniz acaba? Halim amcam. Yani siz Halil Güneşli'nin kardeşi misiniz? Öz be öz. Peki yanlış mı gördüm? Galiba Rabia'yı hırpalıyordunuz. Aa, hiç olur mu Nazmi Bey? Anten iyi çekmiyor. Lamia ile onu halletmeye çalışıyorduk. Değil mi Lamia? Evet efendim. Anteni düzeltiyorduk. Dur bakayım. Gel bir öpeyim seni. İyi misin kızım? İyiyim efendim. Biraz canım acıyor o kadar. Ne oldu Lamia? Anlatsana yavrum, nedir bu halin? Tabii sizin olanlardan haberiniz yok. Neden oldu Halim Bey? Bugün Adnan Bey adında birinin nişanlısını kaçırmışlar. Kaçıran adam kaçarken Lamia'yı tabancayla yaralamış. Allah'a şükür kurşun sıyırmış geçmiş. Ben de şurada Lamia'ya bir şey olmadı diye bir double rakı içiyordum. Ailecek bu akşamı kutlamaya karar verdik. Avukat amca, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Lamia'nın başına neler gelmiş böyle? Şey, evet. Semiha, hadi annenizi de çağır. Yemeğe misafirimiz var. Annemi mi? Hadi çabuk. Tabakları mabakları da getir. Avukat bey de bir double rakı içer. değil mi efendim? Sokaktan sola gir. Polis bunlar. İndirin silahlarınızı. Komiserim. Beni niye takip ediyorsunuz? İçimden bir ses, Funda'ya giden yolun senden geçtiğini söylüyor. Ha, ayrıca bu gece silahlarınıza el koyup balistik inceleme yaptıracağım. Silahlarımızın hepsi ruhsatlı. Biliyorum. Hem bakarsın iyi olur. Gereksiz yere patlayıp senin başını derde sokmazlar. Ya Funda'yı kaçıranların silahları gereksiz yere patlarsa? Bunu önlemek senin işin değil.
Gözüm üzerinde olacak. Sakın kahramanlık yapmaya kalkma. Gidiyoruz. Sigara? Teşekkür ederim, kullanmıyorum. Hayatın en büyük zevklerinden birini kaçırmışsınız Nazım Bey. Ya ne demezsiniz? Siz Dubai'yi anlatıyordunuz en son. Evet, Dubai. Dubai'de gerçeği böylece öğrenmiş oldum. Nevzat denen adam... Lamen oradaki bütün servetini ele geçirmiş. Özür dilerim. Boğazıma kaçtı da. Yani hepsi mi? Hepsi gitti mi yani? Şimdilik Dubai'deki bütün yatırımları elimizin altından kaçıp gitti. Çok muydu? Çoktu. Ne kadar çok? Oldukça çok. Ne kadar oldukça çok? Canım, ne ısrar ediyorsunuz? Çok dedim ya. Hem... Bundan size ne kusur? Nasıl bana ne efendim? Ne de olsa ben onların amcasıyım. Sözüm meclisten dışarı. Namussuz herif. Küçücük çocuğun servetini çalıyor. Gözüne dizine dursun inşallah. Boğazında kalsın da çıkmasın. Hırsız! Hırsız ama çok güçlü bir hırsız. Açığını bulamıyoruz. Eğer biraz daha elimiz kolumuz bağlı kalırsa... Liamia'nın Türkiye'deki servetini ele geçirmek için... tüm gücünü kullanacaktır. Sahi mi? Neler diyorsunuz avukat amca? Bu kadar mı tehlikeli bir adam bu Nevzat? Evet. Ne yazık ki çok tehlikeli bir adam. Size bir şey daha söyleyeyim. Bana öyle geliyor ki... Nevzat da bu oyunun parçalarından bir tanesi. Ne gibi? Ne gibi olduğunu şu anda çıkartamıyorum ama... arkada daha büyük bir gücün olduğunu hissediyorum. Zaten bilseydim canlarını okurdum. Allah kahretsin. Kes be. Ah şöyle. Bana müsaade. Elinize sağlık. Yemek çok güzeldi. Siz oturun Sabri Hanım, buyurun. Bu akşam için teşekkür ederim. Bir double daha almaz mısınız? Hiç niyetim yokken aranızda olmanın keyfiyle bir değil iki double içtim. Bu kadar kâfi. Lamia, lütfen bir şey olursa beni ara. O kadar çok şey yaşamışsın, hiç haber vermedin. Haklısınız efendim. Sizi de iyi gördüm Sabriye Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi şu Halil de bir ortaya çıksa. Bir çıksa. Ben Halil Güneş'ten hiç haz etmem Halim Bey. Sabriye Hanım bunu sen de biliyorsun. Ama ne yapalım ki Halil Güneşli Lamia'nın Kanun'un babası. 18 yaşına kadar da böyle kalacak. Ya demek böyle kalacak. Peki Halil, sevgili abim. Allah korusun bir şey olduysa ya da olursa diyelim. Ne olacak? Tabii o zaman Lamia mirası 18 yaşından önce sahip olur. Ama ölümü kimselere temenni etmemek lazım. Halil kötü de olsa bir insandır. Hayatı önemlidir. Doğru söylüyorsunuz. Bizim sülalede onun gibi adam yoktur. Kim bilir kime çekti. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın Sabriye Hanım. Allah'a ısmarladık kızım. Hoşçakalın efendim. Bana bir emriniz var mı? Madem buradasınız, çocuklara daha çok göz kulak olun. Onları hiç merak etmeyin. Çocuklar ve Sabriye Hanım bana abimin emanetidir. İyi geceler. Yine bekleriz efendim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne oturuyorsunuz karşımda be?
İşiniz gücünüz yok mu? Hadi kalkın. Zaten bütün köfteleri yiyip bitirdiniz. Sanki sizi davet eden oldu masaya. Hadi yallah. Gel anneciğim. Demek öyle ha. Vay vay vay. Ne miras be. Vampirler çoğalıyor. Bu avukat da hukuk hukuk diye her şeyi berbat ediyor. Oğlum Halim, gözünü dört aç. Bu vampirlerden ve bu enayi avukattan bir sıyırabilirsen bütün miras sana kalır. Sonra ah havayı ah. Ah kızlar ah. Kahretsin. Hiçbir şey bulamadık. Adam benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Biz de süt dökmüş kedi gibi oturuyoruz. Adnan. Hiç hayatımda bu kadar köşeye sıkışmadım. Hanıma bana teslim ettiği imparatorluğun lanetli olduğunu söylemişti. Ama bu kadar pisliğine... Sakin ol Adnan. Onun amacı da senin sinirlerini bozup yanlış yapmanı sağlamak. Funda'yı kaçırdığını söyledi. Ama seninle buluşmayı geciktiriyor. Neden? Çünkü senin direncini zorluyor. Sabırlı olmalısın. Nasıl yapacağım bunu baba? Cabbar. Yapacaksın. Yapmak zorundasın. Sen artık sadece Adnan değil, bu alemin yeni patronusun. Adımlarını atarken lanetli imparatorluğunu korumak için adım atmalısın. Sakın unutma. Bir şeyler bulabildin mi Serdar? Şimdilik hayır abi. Ben çıkabilir miyim? Merak etme Adnan abi. Mutlaka bir şeyler bulacağım. Oğlum biraz dinlenseydin. Zamanı gelince dinleniriz baba. At pisliğinde kelebek. Ya işe bak be. Müsü Picasso'nun resmi Balat'ta bir gece kondunun duvarını süslüyor. Milyon dolarlık tablo karşımda. Koca mirasın sahibi orada fosur fosur uyuyor. Cebimde tomarla para. Koçum Halim. Allah'ın sevgili kuluymuşsun ha. Lakin... Lamia'nın serveti bunun gibi 10 Picasso yapar. Sen iyisi mi şu çok bilmişle iyi geçin. Ne öyle sabah akşam kıza pataküte. Akıllı ol oğlum, sinirlerine hakim ol. Avukat Nazmi boşuna mı bu işlerin peşinden koşuyor? Ne uyanık ihtiyar o. Ama yer malim güneşli. Yedirir miyim Lamia'nın servetini el aleme be? Gel biraz muhabbet edelim. Portakal şahane. Ye bak bayılacaksın. Hem bol C vitamini var Meret'te. Oh, oh. Sulara bak be. Şelale gibi fışkırıyor. Ye kızım ye. Eşek. İyi de yapıyorsun. Halt ettin sen be.
Bal gibi ben kazandım işte. Hayır, güneşi kaybederim be. Ay kaybettin işte. Ne mızıkçılık yapıyorsun? Ne diyorsun sen be? Aman be, ne çekilmez adamsın sen de. Ulan zaten içecek rakımız yok, yiyecek yemeğimiz yok. Bir de bana tatava yapıyorsun. Dağıtır mı şimdi bu evi ha? Aman dağıtırsan dağıt. Zaten evde eşya mı var ki dağılsın? Yarın sabah gidiyorum bu evden. Adana'daki şu pavyon işi bir olsun. Fidan'ı da alacağım yanıma. Senin de o yüzsüz yüzünü şeytan görür o zaman. Susun ya. Gerçekten paraya ihtiyacımız var. Nereden bulsak acaba? Hah, buldum. Halim'den isteyelim. Onda para ne gezer? Hem olsa bile günahını vermez o iblis. Canım biz isteyelim. İsteyenin bir yüzü tatar, vermeyen cinli. Ne? Cinli. Valla cinli kız. Bu ne? Leblebi. Masaya dizelim bakalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Şimdi bak bakalım ağzıma. Ha? Ne var içinde? Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi numaramız başlıyor. İyi izle. Hazır mısın? Bak ağzıma. Hepsini yemişim değil mi? Çek bakalım şimdi kulağımı. Çek çek. Yabancı dilim ben amcanım kızım. Hadi. Çek bakalım bir daha. Hadi bir daha çek. Gel gel. Hadi. Hadi şimdi bir daha çek. Çek. Pokus pokus. Helem terefiş. Kem gözleri şiş. Leblebiler mafiş. Paralar cukka edilmiş. Nasıl? Ay. Olmamış da. Jilet gibi olmalı ütüsü. Bugün çok önemli işlerim var. Tek elle zor oluyor. Bir de işe geç kalacağım amca. Sus. Sabah sabah tepemin tasını attırma. Tam sana kanım ısınırken patlatmayayım ensene şimdi. Ablam beceriksiz, ütü yapamaz. Ananın şah külü kaymış, ütüyü bile tutamaz. Ben de erkeğim. Vazife sana kaldı. Hadi ütüle şunu. Bugün önemli işler günü değil mi Picasso Bey? Hayat mamat meseleleri, anladın mı? Kız sen hazır değil misin? Birazdan nişanlınla buluşmayacak mısın? Sinan'a güzel görünmek için biraz çaba harcasana. Üf aman amca. Vallahi Sinan'ın yerinde olsam basarım kıçına tekmeyi, başka kız bulurum. Garibim yine sabırlı. Kalk güzelce hazırlan. Fırla. Geçeceğinden emin misin? Tabii canım. Her sabah bu saatlerde buradan geçer. Her sabah mı? Fabrikada işim bu be. Mesaiye mi gidiyor? Vallahi bilemem. Çalışkan adam. Senin gibi değil ki. Başlarımızı da hep para peşinde koşuyor. Ben şimdi bir çarparım sana. Lamia gele görünme. Sor bakalım nereye gidiyormuş? Lamia! Lamia gel kız gel gel. Günaydın Fidan abla. Hayrola sabah sabah? İşe gidiyorum. Kızım sen daha dün vurmadın mı? Yatıp dinlensene. Bir şeyim yok. İyiyim ben. Hem herkesin bana ihtiyacı var kuaförde. Beni memlesin kızım. Herkesin ihtiyacı varmış. Ah ah. Ne vuruyorsun be? Hadi Lamia'cığım seni fazla tutmayayım. Hadi hayırlı işler canım. Sağ ol Fidan abla. Senin kız Halim geliyor. Koş git yapış yakasına. Para versin biraz hadi. Tamam. Halim Bey. Ay günaydın. Ay size de günaydın. Sizinle görüşebilir miyiz acaba özel olarak? Sen yürü Semiha, ben sana yetişirim.
Seni kapının arkasına bekleyen biri var. Kim? Halil. Ya demek buraya tezgah açtı. Frankeşlerine selam söyle. Şimdi işimiz var. Ben sonra uğrarım. Ama biz biraz... Gitti. Para? Konuşturmadı ki. Aceleleri varmış, basıp gitti. Bu dingilin benim kızımda ne işi olabilir ki? Ulan bir altı beceremedim be. Öp, bırak. Dur. Nereye gidiyorsun ya? O itin peşinden gideceğim. Ha, sen geçen gün buraya kimin geldiğini biliyor musun? Kim? Celal Ağa. Ne? Halim'in peşine takılmış. Beni arıyordur. Ha, hadi şimdi uslu çocuk ol. Doğru yukarı çık. Kokumu aldılar tabii. Hmm. Kim dedi sana Hulki'yi ziyaret et diye? Teşekkürler hocam. Merhaba Nevzat Bey. Yine ne var? Paşa Kerim'in yerini buldu. Hocanın haciz koydurduğu bir çeltik deposu var. Galiba orada saklanıyor. Güzel. Gidip halledeyim mi bu işi? Hayır. Bu işi Serdar'a ver. O halletsin. Adnan'ın ona daha çok güvenmesini sağlamak istiyorum. Böylece Adnan'ı avuçlarımın içine alacağım. Ondan sonra sıra Hanım Ağa'ya gelecek. Efendim? Alo Serdar, ben Hulki. Paşa Kerim'in yerini bulduk galiba. Tahmin ettiğimiz yerdeymiş. Evet tamam anladım. İstediğim gibi çıtır yaptırdın mı? Evet başkomiserim. Oh, mis gibi kokuyorlar. İster misin? Hiç sanmıyorum efendim. Keyfim bilir. Sabah sabah nasıl lahmacun yiyebiliyorsunuz efendim? Çok iyi yiyorum. Açsana şunu. Bak son kez söylüyorum. Kokusundan kurtulmak için bu son şansın. Yemezsen bütün gün arabada mahvolursun. Sen bilirsin. Buyurun. Hala oradalar mı Cabbar? Evet Adnan Bey. Beklemekten sıkıldım. Ben çıkıyorum. Adnan! Adnan! Deli çocuk. Deli çocuk. Deli. Hadi. Kaçıracağız herifleri iyi mi? Tüh be. Gel abi gel.
Abi şuraya bak. Heh, çalıştı. Vay canına. Adnan polisleri atlatmış. Az daha biz de atlıyormuşuz. Hadi bakalım asıl şimdi başlıyoruz. Bak kızım, o müşteri bizim için çok önemli. Ne kadar bağırırsa bağırsın siz alttan alacaksınız. Aslında çok iyi bir kadındır. Verdiği bahşişlerden de belli değil mi? Peki Suzan Hanım. Saat kaç kızı? Bu saate kadar neredeydin? Öğlen oldu be. Özür dilerim. Evde sorunlar çıktı Suzan Hanım. Ancak gelebildim. Başlarım şimdi sana da sorununa da. Güzin ablanın dükkanı mı burası be? Sorun çözmek için değil. Para kazanmak için açtık bu dükkanı. Geç çabuk işinin başına. Hadi. Aa, kız sen ne dikilip duruyorsun? Hadi işine devam et çabuk. Allah Allah. Ay vallahi bıktık artık bunların sorunlarından. Çocuk yuvasına döndü vallahi, değil mi Suziş? Suzan Hanım. Suzan Hanım. Sabriye kız. Vallahi yakında tavşan gibi koşarsın. Ne güzel yürüyorsun maşallah. Ne oldu? Yoruldun mu? Hı-hı. Gel biraz otur da solukla. En az yarım saat daha yürümen lazım. Biliyorsun doktorun öyle söyledi. Aman ne güzel. Her gün böyle çalışırsanız tamam. Havalar da düzeldi. Gel canım. Tamam. Nasılsın Osman? İyiyim Allah'a şükür. Akşam işin yoksa biraz dolaşalım diyordum. İkimiz mi? Evet. Canım ne var bunda? Artık ikimiz nişanlıyız. Baş başa bir yerlere gidemeyecek miyiz? Süleyman'ı biliyorsun. Ben akşam gelir konuşurum. Hem çok istiyorsa kendisi de gelsin. Ha bak meyve getirdim biraz. Afiyet olsun. Hadi ben dükkana gidiyorum. Şimdi müşteri gelir. Akşama görüşürüz. Sabriye Hanım görüşürüz. Vallahi kendimi 16'lık genç kız gibi hissediyorum. Süleyman da eli sopalı gaddar baba. Vay vay vay. Bülbülümüz şakıyormuş yine. Sesinin bu kadar güzel olduğunu bilseydim seni pavyonlarımın as solisti yapardım. Hadi bakalım gitme vaktin geldi. Hadi. 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 Yürü. Kızı bagaja koy. Ben yalnız gideceğim. Sen ortada toparla. Bir şey olursa ben seni ararım. Tamam. Kahretsin. Ah.
Ne o kız? Suratından düşen bin parça. Kız konuşsana. Sinan'a tamam da bana da mı lolo? Şimdi çarparım ha. Fidan denen kadınla ne işin var amca? Ne olmuş? Hem hesap mı vereceğim sana? Sen o kadını tanımıyorsun. Babamı sürük gibi senelerce sömürdü. Şimdi sana kancayı taktı, bilmiş ol. Boş boş konuşma kız. Benim o kadınla ne işim olabilir? Sen daha beni tanımamışsın kızım. Ben bilmem. O tehlikeli bir kadındır, hepsi bu. Tövbe yarabbi. Efendim hoş geldiniz. Ne alırdınız? Bana double bir çay, kıza da kola. Peki efendim. Merhaba. Hoş geldin aslanım. İyi misin Semiha? İyiyim. Semiha, sen bir tuvalete git. Saçını başını düzelt. Sinan, birazdan verdiğin adrese gideceğim. Bana bak, bir yamuk çıkmaz değil mi? O adamları hiç tanımıyorum Halim abi. Bir arkadaşımdan aldım adresini. Sen yine de dikkatli ol. Resmi de sakın yanında götürme. O kadar enayi miyim ben? Hadi ben kalkıyorum. Aranızda güzelce konuşup anlaşın, tamam mı? Tamam Halim abi, teşekkür ederim. Ne için? Semiha ile bizi buluşturduğun için. Lafı mı olur? Hadi eyvallah. Amcam gitti mi? Evet, işleri varmış. Onun da işleri hiç bitmez zaten. Nasılsın Semiha? Uzun zamandır hiç baş başa kalıp konuşamadık seninle. Benim de çok işim vardı. Amcama bir şeyler zırvalamışsın. Ne gibi? Serdar'la ilgili. İkinizi gördüm. Ne olmuş gördüysen? O benim sadece arkadaşım. Hem o çok iyi bir çocuk. Bir beyefendi. Söyle bakalım, Funda nerede? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Kimsin sen? Bana numara yapma. Funda'yı Faça Kerim'le birlikte kaçırdığınızı biliyor. Söylediğin isimlerini hiçbirini tanımıyorum. Acelem yok. Bir sonraki tren geçene kadar ya gerçeği söylersin ya da buradan senin cesetini jiletle kazırlar. Demek sadece arkadaşın. Evet Bay Kıskanç, sadece arkadaşım. Tamam, bunu kabul ediyorum. İstersen etme, umurumda bile değil. Semiha lütfen. Peki bizim ilişkimiz ne olacak? Evlilik hayallerimiz? Üf, bilmiyorum. Her şey sana bağlı. Bu ilişki beni yordu Sinan. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Hem evlilik kolay bir iş değil biliyorsun. Babam da yok ortalıklarda. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana biraz izin ver. Bir süre görüşmeyelim. Olur mu? Anam avradım olsun bilmiyorum. Faça Kerim kızı aldı, bagaja koydu. Bir yerlere götürdü. İnanmıyorum. Biraz daha düşün bakalım. Tren gelene kadar hala şansın var. Yapma, yalvarırım. Son kez soruyorum. Funda'yı nereye götürdü? Bilmiyorum. Elveda o zaman. Cehennemde görüşürüz. Yalvarırım, yapma. Yapma, yapma. Allah kahretsin. Gel bakalım. Parçalanmana değmez. Alo, Adnan abi. Funda Hanım'ı kaçıran iti buldum. Ayşe Kerim, görecektin değil mi böyle? Sanırsın Texas. Yani artı aksiyon, artı aksiyon. Ay böyle böyle tabancalar patladı. Camlar patladı. Karılar kızlar kaçırıldı. İyi günler efendim. Teşekkürler. Ay sahi mi? Ne heyecan verici. Aman ne heyecan ne heyecan. Film seti gibi dedim burası ayol. Sonra polisler geldi. İfadeler alındı. Deliller toplandı. Hele şu Lamia var ya, Lamia.
Ay kaçırılan kadını kurtarmak için kendini feda etmeye kalkmaz mı? İnan, vallahi inan. Ay dur, daha bitmedi. Müşterilerimizden Semiha kızın ablası çıkmaz mı? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yani korktuk, heyecan. Suzan Hanım seni çağırıyor. Ah, sen devam et. Efendim Suzan Hanım. Suat yeter artık, müşterimizi rahatsız ediyorsun konuşmalarınla. Ay tamam canım, ne istiyorsun? İki çift laf ediyorduk şunun şurasında. Ağzın çalışacağına elin çalışsın biraz. Emredersiniz Suzan Hanım. Lamia! Lamia, çabuk kaldır şu çöplerini, kesin şuradan. Hadi durma. Peki efendim. Ay ne bakıyorsun yüzüme, dışarı dışarı. Çekil sen de. Ne yapacağım? Hiç bilmiyorum ne yapacağımızı. Babam nerede? Bilmiyorum babamın nerede olduğunu. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Hadi görüşürüz abla. Görüşürüz. Kimdi o çocuk Hatice? Erkek kardeşim Ömer. Ya seni ziyarete mi gelmiş? Ne güzel. Ne oldu Hatice? Yanlış bir şey mi söyledim? Seninle ilgisi yok Lamia. Ne olur konuş benimle. Ne oluyor? Babam bizi terk etti. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Günlerdir eve gelmiyor. Başka da hiç kimsemiz yok. Ev sahibi kirayı da ödeyemediğimiz için bizi evden çıkarmış. Ömer buraya bunu söylemek için gelmiş. Şimdi ne yapacaksınız? Teyzeme gideceğiz. Ama o kadar fakir ki kendine zor bakıyor kadın. Bizi evine alır mı bilmiyorum. Söyledin mi bunu teyzene? Hayır. Akşam Ömer'le birlikte gideceğiz. Bizi kabul etmezse ne yaparız bilmiyorum. Edecek bak görürsün. Hem teyze demek anne yarısı demekmiş. Nerede oturuyor teyze? Balat'ta. Aa, buna çok sevindim. Akşam oraya beraber gideriz. Tamam, olur. Oh oh! Ne yapıyorsunuz siz burada? Çabuk içeri gelin. Daha şimdiden dedikoduya başladınız bakıyorum. Bir çayınız kahveniz eksik, hadi. Yeter, sağ ol. Teşekkür ederim Asude. Afiyet olsun. Bir arzunuz var mı hanımım? Sen çay içmiyor musun çocuğum? Ben içtim hanımım, sağ olun. İçeride biraz işim var. Sen bilirsin. Yani Azizem, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Önümüz yaz, gelmişken kalırsın herhalde. İnşallah. Doğrusunu istersen çok daha uzun süre kalmak niyetindeyim. Yazında buradayım, kışında. Kısmet olursa tabii. Ay inanmıyorum, çok sevindim. Ne zamandır hasret kalmıştık yüzüne. Ah be canım, çok da üzüntüler çektin. İçim yandı Serkan'a. Sağ ol. Yokluğuna alışmaya çalışıyorum. Öyle derler ya. Ama bu öyle bir yara ki kapanması mümkün değil. Bilmez miyim Azizem? Annem dışında benim de kimim kimsem kalmadı. Öyle. Vakti gelen gidiyor işte. Aman tatlı şeylerden konuşalım. Benim boş boğazlığım. Ne açarsın bu konuları? Peki İstanbul'daki işleri ne yaptın Azizem? Dünya kadar mal mülk. Genç bir arkadaş koydum yerime. Deli dolu biri ama çok beceriklidir. Bana oğlumun yadigarı. Gözüm arkada kalmadı anlayacağın. Vallahi sen bilirsin Azizem. Elin adamına güvenilmiyor bu devirde. Ben kiraları toplaması için bir avukata vekalet vermiştim. Adam değil kirayı toplamak, bir sürü emlak vergisini ödememiş. Neredeyse yarısını kaybettik malın mülkün. Yıllarca kandırmış bizi. Allah Allah. Ne demek bu? Kimmiş bu avukat? Aman boş ver, geçmiş zaman, kim bilir ne oldu sonra. Ay benim bu işlerin peşinden koşacak hali mi var şekerim? Olur mu canım öyle şey? Keşke bunu bana daha önce söyleseydin. Bir hal çaresi bulurduk. Yani bir sürü avukat tanıdığım var. Mahkemeye falan verirdik de. Yani densizi. Aman Azizem, o mahkeme sonuçlanana kadar ben çoktan öbür tarafa gitmiş olurum. Bu işi çözse çözse mafya çözer dediler. Ama onlar da paranın yarısını alırlarmış. Bir de nereden bulacaksın mafyayı mufyayı? Anlayacağım, bir bardak soğuk su içtik üstüne. Neyse, sen gene bana bir bilgi ver. Bir araştıralım bakalım neler yapabiliriz. Boş vaktim çok diyorsan sen bilirsin. Koca bir dosya duruyor evde. Vallahi dikkatli ol öyle vekalet falan verirken. Merak etme. Bana kazık atacak adam daha nasıl... Ay bana dur de şekerim, yoksa bitireceğim bütün kurabiyeleri. Ondan sonra mayolara sığamayacağız.
Affedersiniz bu... Buyurun. Ay Ramazan'ın yeri neresi? Şuradan sol. Tam şurası. Şurada. Evet. Ha, sağ ol. İyi günler. Sağ ol. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Hoş bulduk. Ben Ramazan'ı arıyorum. Hangi Ramazan'ı? Recep Şaban, hoppala bayram. Aradan sıyrılar Ramazan'ı arıyorum. Öyle birini tanımıyorum ben. İnsan çalıştığı dükkanın sahibini tanımaz mı? Dükkanın sahibi benim. Sen misin? Ya sen Roma sikkesiyle Osmanlı sikkesini birbirinden ayıramazsın be. Değil buranın sahibi olmak. Hoş, buradaki her şey de uyduruk ama. Kardeşim bela mısın sen ya? Hadi çek git işine. Ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ne oluyor burada? Efendim iyi günler. İyi günler. Bendeniz Ramazan Bey'i arıyorum. Burada öyle biri yok. İyi. Ben de ne güzel elimdeki değerli malı satacak bir yer buldum diye seviniyordum. Herkes para kazanacak, bereketli bir iş yapacaktık. O zaman bana müsaade. Ay Ramazan'ı başka yerde ararım. Ay Ramazan'ı sen nereden biliyorsun? Buraya iş yapmaya geldim. Gevezeliğe değil. Hadi beni Ay Ramazan'a götür. Düş peşi mi? Burada bekle. Gel bakalım. İyi günler Ramazan Hanım. Bendeniz tarihi eser müptelası Halim Güneşli. İyi günler Halim Bey. Şöyle buyurun. Bir şeyler içer misiniz? Varsa bir çay lütfen. Double olsun. Ben double şeyleri severim. Sahi mi? Bayılırım. Oğlum Halim Bey'e bir double çay, bana da bir Türk kahvesi. Ben sizi erkek sandığım için Ramazan Bey diye şey anlıyorum. Ettim. Beni tanımayanlar hep aynı hatayı yaparlar. Babam Ramazan'da doğdum diye bu ismi vermiş bana. Pek düşünceli adammış. Nur içinde yatsın. Gerçi mezarda değil. Hapiste yatıyor ama. Gene de nur içinde yatsın. Sizin bu kadar hoş ve zarif bir hanımefendi olduğunuzu bilseydim daha ihtiyatlı gelirdim. Sahi mi? Sahi ya. Kibar ve sanata düşkün erkekleri severim. Estağfurullah. Sizin yanınıza yaklaşmamız mevzubahis bile olamaz. Bir de mütevazı erkekleri tabii. Daha önce de geçtik. Bunlar takip falan yapmıyor. Dolanıp duruyorlar. Aracı durduralım mı başkomiserim? Galiba aynı isim bu. Adnan nerede? Vallahi bilmiyorum komiserim. En son evin önünde bizden ayrıldı. Allah kahretsin. Hemen bana savcılık emri çıkarsınlar. Adnan'ın cep telefonunun kayıtlarını istiyorum. Ama bu zaman alın. Hemen dedim. Evet beyler. Şimdi bana Adnan'ın yerini söyleyecek misiniz? Bilmiyoruz vallahi. Abi. Eline sağlık Serdar. Sana güveneceğimi biliyordum. Sağ ol abi. Ama Funda Hanım'ın yerini hala öğrenemedim. O it mutlaka beni arayacak. Arayacak.
Sakın kımıldama. Yoksa ikimiz birden havaya uçarız. Güzel telinden ayrıldığı anda bum! Bütün bina havaya uçar. Kımıldamazsan sağlığın bozulmaz. Evet. Olta hazır. Şimdi sıra balığı beklemeye geldi. Hadi bakalım Kefal. Gel olta. İşte o arıyor. Seni dinliyorum İtolit. Tamam. Söylediğin yere geleceğim. Tamam yalnız. Ben gidiyorum. Yalnız olmaz abi. Oit'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Olmaz. Yalnız gidiyorum. Funda'yı tehlikeye atamam. Adnan Bey lütfen. Lütfen yalnız gitmeyin. Buyurun abi. Bir tur atacağız seninle. Tabii abi buyurun. Adnan Bey. Adnan Bey lütfen. Adam gidiyor abi. Tek şansımız var. Selam abi. Ben Caner. Senin sürat teknene ihtiyacım var. Büyük bir haber peşindeyim. Şu anda motor iskelesindeyim. Tamam abi bekliyorum. Tamam. Adnan. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Hanım ağa. Ne oldu ya? Yoksa münasebetsiz bir zamanda mı aradım? Yok olur mu hanım ağa? Sadece şey... Anladım anladım. Rahat konuşamıyorsun. Funda'yla mı berabersin? Ya şimdi onu almaya gidiyorum. Ha, anlıyorum. Sonra beni ararsın. Bir yaramazlık yok değil mi? Adamlar sana alıştılar mı? Bir problem yok. Akşam seni ararım. Uzun uzun konuşuruz. Aa evet. Akşam ara beni. Senden bir konuyu araştırmanı isteyeceğim. Neyse sonra konuşuruz tutmayayım seni. Hadi kolay gelsin. Sağ ol hanım. Bir aksilik yokmuş ya hanım ağa. Hala mı bana hanım ağa diyorsun Asude? Vallahi ağzımdan kaçıracağım diye insan içine çıkamaz oldum hanım ağa. Demek bu yüzden misafir gelince ortadan kayboluyorsun ha? Alış artık kızım sende. Bırak artık bana hanım ağam demeyi. Azize hanım de olsun bizse. Alışkanlık işte hanım ağa. Adnan. Senin işin mi zor benimki mi? Allah ikimize de kolaylık versin. Daha sabırlı olmalıyım. Azize olmak meğer hanıma olmaktan daha zormuş ya. Tanıştırayım. Kardeşim Ömer. Lamia'da iş arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Ne oldu Ömer? Eve gelip bütün eşyalarımızı aldılar abla. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece giysilerimiz. Ya ev sahibi? Ev sahibi evin kilidini değiştirdiği için artık eve giremeyeceğiz. Ne yapacağız abla? Allah bize yardım eder Ömer. İnan ki eder. Adnan'ın telefonu dinlendi başkomiserim. Konuşmaların çözümünü faksladılar. Mükemmel.
Gidiyoruz. Eyvallah. Ondan sonra mezara bir girdim, Allah seni inandırsın, çil çil altınlar vardı. Çuvala altınları yüklemeye başladım. Tabii bu arada 500 yıl önce mefta olmuş ihtiyarın kemiklerini de torbaya dolduruyorum. Ama hak etmiş Cimri. Mezara altınlarıyla gömülmenin cezası bu işte. Sonra ne oldu? Tam altınları doldurmuştum ki polis geldi. Paçayı nasıl kurtardığımı bir Allah bir de ben bilirim. Hiç mi kurtaramadın altınları? Kurtardım. 2-3 altın para nasılsa cebime girmiş. Onlar şimdi nerede biliyor musun? Nerede? Ağzımın içinde. Altın diş olarak saklıyorum. Ay sen çok yaşa değil mi? Sen de başlı başına bir hazinesin be mübarek adam. Hatıraların anlat anlat bitmiyor. İşte. Biz de Allah'ın verdiği bu ömrü hasbelkader yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz anlayacaksın. Ya ya. Hayat işte. Bugün varız, yarın yokuz. Yoksa bulduğun bir hazineyi bana okutmaya mı geldin? Aynen öyle. Ama bildiğin hazinelerden değil. Yükte hafif, pahada ağır. Özel bir şey. Tıpkı sizin gibi özel. Yani... special. Ya... Ya. Ne kadar değerli? Çok. Ne kadar çok? Mezardaki Pint'in hazinesinden çok daha fazla. Bu mevzuyu seninle daha uzun boylu konuşmak isterim. Hiç fark etmez. Nerede ve ne zaman isterseniz. Benim evimde. Ya. Ne zaman? Bu gece.
Funda! Sakın beni kımıldatma. Arkamda bomba var. Aşağılık böcek. Bravo Adnan. Tam vaktinde geldin. Dışarıdayım, seni bekliyorum. Korkma. Bak erkek gibi buraya tek başıma geldim. Bir kancık daha kurban gitmemek için de tedbirimi aldım. Sen bittin Kerim. Benim ölümüm sevgilinin de ölümü demektir. Şimdi elindeki silahı at bakalım. Şöyle uzaklara doğru fırlat. Ne istiyorsun benden? Benim olanı istiyorum Adnan. Hanım ağanın altın tepside sana sunduğunu. Gerçekte benim hakkım olan şeyi. İstanbul'un tek hakimi olmayı. Tamam, kabul ediyorum. Ne yapmanı istiyorsan söyle. Güzel. Şu hanım ağayı ara ve artık çekildiğini söyle. Bu işin boynunu açtığını ve basit bir hayat yaşamak istediğini söyle. Ya sonra sözlerinden cayarsam? Bu lafları hanım ağaya söyledikten sonra mı? Güldürme beni Atman. Bu lafları söyledikten sonra hanım ağanın yüzüne bile bakamayacaksın. Neden beni öldürüp burada bu işi bitirmiyorsun? Hanım ağanın aklına ilk ben gelirim de ondan. Hadi ara. Tamam. Tamam. Bırak o silahı Kerim. Sen Adnan'ın yanına git. Başüstüne efendim. Teslim ol. Ben başkomiser İsmet. Nereden bileyim senin polis olduğunu? Sen Adnan'ın adamısındır. Kerim dur! Galiba burası. Evde kimse yok ya. Ne yapacağız şimdi? En iyisi bize gidelim. Sonra tekrar gelir bakarız. Teşekkür ederim Lamia. Hadi gelin. Gel bakalım at pistindeki kelebek. Seni layık olduğun ellere teslim etmeye gidiyoruz. Sana son kez söylüyorum. Kıza bağladığın bombayı çıkar. Umurumda bile değil. Geberirse gebersin. Ulan! Adnan kendine gel. Geberteceğim seni tamam, böcek. Tamam tamam. Pekala. Madem yardımcı olmuyor.
Getir şu pisliği içeri. Bombayı çıkarırken yanımızda dursun. Patlarsa beraber ölürüz. Hayır! Hayır! Bana bunu yapamazsınız! Benim haklarım var! Hayır! Hayır! Haklarım var benim! Hayır! Bırak! Yürü! Otur şuraya. Mustafa, al. Sen ceketimi arabaya götür ve arabada kal. Bir terslik olursa... Ama başkomiserim, yardımcı olmalıyım. Ne diyorsam onu yap. Baş üstüne başkomiserim. Üstelik karısı 4 aylık hamile. Beni burada zorla tutamazsınız. Avukatımı istiyorum ben. Kes. Biraz daha konuşursan bu bombayı ağzına sokup öyle patlatırım. Dayan Funda, dayan. Kurtulacağız. Adnan, artık sen de çık. Hayır, kalmak istiyorum. Keyfin bilir. En başında polisle işbirliği yapsaydın bunların hiçbirisi olmayacaktı. Karmaşık görünüyor. Beni bırakın, kızı kurtarayım. Senin gibi bir pisliği bırakmaktansa burada ölmeyi tercih ederim. Bütün bunların tek sorumlusu sensin Adnan. Ve hanıma. Halkın anası hanıma. Ondan bundan haraç alıp adam tehdit ederek iş yapıyorsunuz. Sonra da halkın gözünde kahraman oluyorsunuz. İyilik meniği hanıma. Ve korkusuz yardımcısı Adnan. Aslında pisliklerden haraç alan başka cins bir pisliksiniz. Bütün yollar bu kırmızı kabloya çıkıyor ama... Sen ne dersin façakerim? Ya sırf pisliğin tepesine oturmak için bu altları karıştırıyorsun. Adnan biliyor musun, aslında façadan hiç farkın yok. O Funda'nın hayatını bombayla kastediyor. Funda için esas bomba sensin. Komiserim. Ne oldu? Laflarım ağır mı geldi Adnan? Aa, Funda'nın yanında bunları konuşmak doğru değil mi yoksa? Ne dersin Faça? Şu mavi kabloyu mu kesmeliyim? Sevgili seyirciler, işte bu arkamda görmüş olduğunuz evde ünlü mafya babası Adnan Ersoy'la sevgilisi Funda Avcı bulunmakta. Gelelim işin ciddi yönüne. Funda'ya bir bomba bağlı. Anlaşıldı. Tamam. En iyisi mavi kabloyu kesmek. Ne o Kerim? Buram buram terledin. Zavallı bir korkak gibi duruyorsun karşımda. Oysa adamların seni kahraman sanıyor değil mi? İçimizde gerçek bir kahraman varsa o da sensin komiser. Demek bana iltifat ediyorsun. İltifat değil. Bir gerçeği söylüyorum. Ben Funda'ya aşık olduğum için buradayım. Faça benim yerime göz diktiği için. Ama ya sen? Sen niye buradasın? Bu işten çıkar olmayan tek kişi sensin. Madem gerçekleri bu kadar iyi görüyorsun, neden hanımının sana verdiklerini geri vermiyorsun? Elbet bir gün bir açığınızı yakalayacağım ve sizi sonsuza kadar Kodes'e kilitleyeceğim. Evet, galiba mavi kabloyu keseceğim. Evet, kesiyorum. Dur, mavi değil. Sarıyı kesmen lazım. Ya yalan söylüyorsa? Bu korkak herif mi? Asla böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Olmaz. Birkaç kere alacağız. Olmaz arkadaş. Lütfen izin verir misiniz? Olmaz dedim ya. Olmaz. Lütfen. Lütfen. Mustafa! Ah,
Daha senin de işin bitmedi, atlan. Pislik. Kes sesini be. Yürü hadi. Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Demek mafya babası olmak benden daha önemliymiş. İşte böyle. Süleyman hiç rahat vermiyor bize. Oh, kebap yapın bakalım. Ben para kazanmak için bir ayıyla boğuşmaya gideyim. Siz keyif çatın. Hayırdır Halim Bey? Affedersin, ne ayısı? Hem öyle bir ayı ki sıkı bir pazarlığa gidiyor. Sanırım beni çok uğraştıracak. Hadi size kolay gelsin. Benim dükkana gitmem lazım. Hoşça kalın. Vallahi sizin hakkınızı nasıl öder Sabriye ve kızlar bilmem. Onlardan bir şey istediğim yok. Beni sevip saygı göstersinler yeter. Haklısınız. Neyse, bana da müsaade. Süleyman gelmeden bulguru pişireyim. Bulgursuz hayatta doymaz. Hadi ben de gidiyorum. Semiha, gel bakayım. Al şu parayı. Evde rakı makı meze eksik kalmasın. Tamam mı? Peki amca. Ne o? 23 Nisan geçit töreni mi var? Hatice iş yerinden arkadaşım. Ömer de kardeşi. Amcam. Babaları onları terk etti. Bak sen. Sonra? Kalacak yerleri yok. Acaba bu gece bizde kalabilirler mi? Çöp tenekesi kadar eve biz sığamıyoruz. Bu çocukları nasıl alacağız? Hem bir gece derler, sonra bunun devamı gelir. Aferin kız Semiha. Bazen kafan çalışıyor. Çocuk esirgeme kurumu değil burası. Oldu olacak salonu tinercilere, yatak odasını kimsesizlere, mutfağı köprü altı çocuklarına tahsis edelim. Biz de bahçeye çadır kurarız artık. Hadi başka kapıya. Amca, nasıl bu kadar acımasız olabilirsiniz? Yazık değil mi arkadaşlarıma? Bana bak, seninle iyi geçinmeye çalışıyorum. Tepemin tasını attırma. Alırım ayağımın altına, görürsün gündü. Böyle bir şey yapamazsınız efendim. Öyle bir yaparım ki. Yamiye abla. Hadi gazlayın buradan. Geldiğimde bu veletleri burada görmeyeyim. Semiha, buralar sana emanet. Peki amca. Affet beni Lamia. Buraya hiç gelmemeliydik. Amcama duydunuz. Ve hala buradasınız. Hadi bakalım yaylanın hadi.